Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Aykırı Söylem bu hafta Kadınlar Günü'nün özel programıyla karşınızda. Çok güzel bir mekanda bizi konuk etti bugün Hasibe Hanım. Estetika Plast'tayız. Önce bütün herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün hemcinslerimizin. Sevgili sunum partnerim Hakan Bey'le, bizim köşe yazarımızdır ve film yapımcısıdır kendisi, Hakan Patırar. Programımızı sunmaya başlıyoruz. Hoş bulduk o zaman Hasibe Hanım bugün. Öncelikle Estetika Plus ailesi olarak sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. 8 Mart gibi böyle özel bir günde bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. O zaman, Hakan Bey'le başlayalım ilk soruyla. Kısaca biz herkese kendi kelimeyle kendisini tanıtmasını rica ediyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Aslen Bursalıyım. Kökenlerimiz Arnavut. Muhasebe bölümü mezunuydum ben normalde. Ama bu tarz işlere çok meraklı olduğum için sonrasında bu bölümle ilgili, güzellik ve saç hizmetleri bölümüyle ilgili 2 yıl tekrar öğrenim gördüm. Ondan sonra iş hayatıma atıldım. Bursa'da çeşitli merkezlerde, önemli merkezlerde uzman estetisyen olarak çalıştım. Şimdi de Estetika Plus bünyesinde burada birlikte arkadaşlarımızla, ekibimizle birlikte çalışmaktayız. Çok güzel. Evet, Estetika Plus'ın genel koordinatörlüğünü yapıyorsunuz şu anda. Biz gezdik, dolaştık. Burada da bir reklam filmi çektik size. Bütün işlemleri öğrendik az çok ama izleyenlerimizin de biraz öğrenmesi açısından cilt bakımıyla mı başlayalım? Hangi konuyu anlatmak istersin önce? Ben kısaca isterseniz yaptığımız işlemlerden bahsedeyim size. Cilt bakımı bölümümüz var. Sonrasında zayıflama ile ilgili bölümümüz var. Bölgesel zayıflama. Bölgesel zayıflama, lazer epilasyon, spor aktivitelerimiz var. Bu şekilde birçok alanımız var aslında bakarsanız. Yani misafirlerimiz geldiğinde birçok hizmetimizden faydalanıp kuaför hizmetimiz var ayrıca. O şekilde bütün işlemlerini aynı yerde yaptırıp günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Ne güzel, birçok hizmeti aynı anda alabiliyorlar yani. Evet, güzel de sloganınız var. Mesela hani genelde şey derler ya, dünya güzelse kadın da güzel diye. Sizin de güzel bir sloganınız var. Kadın mutluysa dünya da mutlu. Aynen öyle. Aynı şekilde. Güzel de bir slogan var. Kadının mutlu olabilmesi için. Kadınlar gününe yönelik de ne güzel değil mi? Evet. Erkeklere seslenelim o zaman buradan. Kadınları mutlu edin, üzmeyin. Herkes dünya mutlu olsun. Evet, bak, dünya da mutlu olsun. Kadınların olmadığı bir dünyada zaten yaşamak çok anlamsız gelir diye düşünüyorum. Aynen. Doğru. Çünkü her şey bizim üzerimize kurulu. O yüzden de hanımları mutlu etmek lazım, kadınları mutlu etmek lazım. Sizde de mutlu edilebilecek her şey var gördüğüm kadarıyla. Tabii bölgesel zayıflamayla hani belki de ilk adım olarak girmek lazım. Sonrasında tabii cilt bakım var. Çok güzel spor aktiviteleriniz var aynı zamanda. Evet. Keza günlük her gün kullanılabilecek kuaför bölümünüz de var. Benim öncelikle çok merak ettiğim bölgesel zayıflamayla alakalı. Tabii birçok teknoloji var gündemimizde. Pasif jimnastikle başlayan, tarih açısından soruyorum bunu. 1909'du galiba, yanılmıyorsam, pasif jimnastiğinin dünyaya tanıtılmasıyla alakalı. Halen de etkili bir yöntemdir aslında. Çok sık kullanılmasa da, çünkü çok düşük bir sonuç vermesi var ölçüleri. Kavitasyon gibi önemli bir cihaz geldi. Sonrasında çok daha önemli bir cihaz, soğuk lipoliz diye adlandırılan. Onun hatta piyasada vücuda temas eden petleri olan, platinleri olan hatta cihazlar var, vücut sağlığına zararlı. Sizde daha iyi bir teknoloji var gördüğüm kadarıyla. Kısaca özetler misiniz pasif soğuk lipoliz cihazını? Soğuk lipoliz ve etkilerini. Etkilerini anlatayım hemen. Soğuk lipoliz yağ parçalanmasını tetikleyerek, o yağları dondurarak daha doğrusu. Dondurma işleminde belli bir dereceleri var. O da kişiye özel ayarlanıyor zaten. Vücut kitle endeksi ve yağ endeksi alınıyor. Bunlar değerlendirildikten sonra derecelendiriliyor. Kitlesel yağ dokusunu biz kristalleştiriyoruz açıkçası. Kristalleştirdikten sonra o vücuttan atılması için daha sonrasında çeşitli işlemlerimiz var. Şöyle söyleyeyim, zayıflamaya gelen bir kişi biz ilk öncelikle ölçümlerini ve tartımını yapıyoruz. Yağ kitlesini ölçüyoruz. Ona yönelik bir program çiziyoruz. Bu sadece işte soğuk lipoliz yapıp göndereceğiz anlamına gelmiyor. Onun sonrasında andülasyon dediğimiz bir masaj terapi ve ödem ve vücuttaki yağları ve su kaybını sağlayacak bir yönteminiz var. Yöntemimiz var. Onunla birlikte G5 dediğimiz
selülit ve masaj terapisi gördüğümüz bir bölümümüz var. Şimdi yakın bir süre sonrasında da pasif jimnastikle ilgili çalışmalarımız olacak. Yani hepsini bir kombinliyoruz. O şekilde daha iyi sonuçlar elde etmek için. Çünkü zaten birbirine bağlı. Sonuç odaklı çalışmak ve insanları mutlu etmek istiyoruz. Herkesin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz açıkçası. Soğuk lipoliz cihazı ne kadar etkisi veriyor? Kaç zamanda? Kavitasyon çok hızlı veriyor ama olumsuz etkileri var biliyorsunuz. Soğuk lipolizin biraz daha süresi uzun sonuç vermesi ama etkili bir yöntem. Aslına bakarsanız tek seansta bile sonuç elde ediyoruz. %20-%40 oranında sonuç elde ediyoruz. Soğuk lipolizde kavitasyon ultrasonik ses dalgalarıdır. Onun yayılmasıyla oluşan bir sistemdir. Soğuk lipolizde direkt yağ kitle endeksi, yağ kitlesine odaklanıyor ve orada dediğim gibi kristalleştirip onların atılmasını sağlıyor. Bu soğuk lipolizde ilk akla gelen soru şeydi, diğer yağ hücrelerini ya da diğer bölgedeki hücreleri etkiler mi diye. Kesinlikle hayır, sadece bölgedeki yağ hücrelerine etki gösterir. Mesela özellikle en fazla kaç seans uygulanabiliyor bir kişiye soğuk lipoliz? Kişinin kilosuna ve dediğim gibi yağ kitlesine göre işlem yapıyoruz. Tek seansta bile sonuç elde ettiğimiz hastalarımız oluyor, müşterilerimiz oluyor. Sonrasında zaten takibatını mutlaka sağlıyoruz. Bir ay sonrasında gelip kontrollerini yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi sonuç odaklı çalıştığımız için oradaki olayın nasıl çözümlendiğini görmek açısından tekrar çağırıyoruz. Eğer gerekirse 3 ay sonrasında tekrar bir seans uygulaması yapıyoruz. O 3 aylık bir zaman içerisinde aynı zamanda bu bölgedeki yağların vücuttan atımı söz konusu. Bununla alakalı sizin departmanınız var yine burada. Kesinlikle. Ekranda da görecekler izleyiciler. O departmanla alakalı yeni bir teknoloji gördüğüm kadarıyla. Nasıl anlatırsınız kısaca? G5 dediğimiz bir işlemimiz var. G5'te soğuk lipolizin dondurarak dondurduğu ve kristalleştirdiği yağ dokularını ısı ve hareketlendirme sağlayarak oradaki o dokuyu iyice hareketlendiriyoruz. Yani bir taraftan soğuk verip bir taraftan sıcak ısıyla o hareketlendiren dokunun lenfatik sistemle daha kolay dışarı atılmasını sağlıyoruz. Vücudun doğal yöntemleriyle. Aynen öyle. Lenf drenajın daha üst bir modeli. Lenf drenaj o andilasyon bölümünden anlatacağım onu. G5 başka bir şey. Ciddi anlamda hem masaj yapıyorsunuz hem o bölgeyi ısıttığınız için dediğim gibi lenfatik sistemi daha hızlı çalıştırıyor ve atılımı daha iyi sağlıyor. Andilasyon dediğimiz bir masaj aleti aslında bakarsınız ama lenfatik lenf drenajdan çok daha iyi bir sistem. Lenf drenajda çünkü sıkıştırılarak yapılan bir işlem. Andilasyonda 15 tane bir program var. Lenf drenajın en fazla 3 tane program vardır. Andilasyonda çeşitli, ilk önce zaten hastayı bir yatırıyoruz. Lenf noktalarını hareketlendirecek bir programımız var. Sonrasında yani 10-15 dakika gibi bir sürede orada tutuyoruz. Ondan sonra programı değiştirip, yine kişiye özel tabii ki. O programı değiştirdikten sonra yaklaşık bir 20-30 dakikada orada kalıyor. Ben kendim de oraya yatmış bir insan olarak söylüyorum. İnanılmaz rahatlamış, böyle sinirlerimi yatışmış bir şekilde kalktım açıkçası. Andülasyonda özellikle endorfin noktalarına da temas ettiği için, endorfin biliyorsunuz mutluluk hormonudur zaten. Kalktıktan sonra aynen, ciddi aynen. Anlamda bir rahatlama hissediyorsunuz. Ben hemen böleceğim Hasibe Hanım. Şimdi bugün Kadınlar Günü münasebetiyle Estetik Plus'ın kadınlarımıza böyle küçük ama değerli hediyeleri var. Yorum yapan 6 kişi arasında daha doğrusu yorum yapan 6 kişiye hediyemiz olacak. Çekilişte belirlenecek. 2 kişiye cilt bakımı veriyoruz. 1 kişiye andülasyon mesaj tedavisi veriyoruz. 1 kişiye koltuk altı lazeri vereceğiz bir bayan arkadaşımıza. 2 kişiye de zumba dersi vereceğiz. Evet. Çok keyifli. Şimdi bu andülasyondan bahsederken hemen ben ona girmek istiyorum. Şimdi çağın hastalığı aslında, yani hepimiz sırt ağrılarından şikayet ediyoruz. Bilgisayar başında çok fazla zaman geçiriyoruz. İşte sürekli mouse kullanmaktan kaynaklı, üstelik stresten kaynaklı sürekli bir gerginlik yaşıyoruz. Ben de çok seviyorum açıkçası işte masaja gitmeyi falan. Şimdi normal el masajıyla bu alet arasındaki farkı biraz anlatır mısın? Yani tedavi edici özelliği var mı? Tabii ki. Detaylandıralım biraz o konuyu bence. Şimdi yaşımız ilerledikçe hücrelerimizin ürettiği enerji azalır tabii ki. Dolayısıyla bazı
rahatsızlıklara, işte bitkin görünmemize, yorgun görünmemize sebep olur. Andalasyon vücudumuzun ürettiği ATP adı verilen bir enerji üretimi uyaran elektriksel mikro akımlar vardır. Hı hı. Bu akımları vücudumuza verir. Hı hı. Bu yönden çok etkin bir terapidir zaten. Enerji üretimini arttırır. Artan enerjinin organlara teminini sağlar. Hı hı. Atık maddelerin de atılmasında ciddi anlamda etkendir. Süper. Vücuttaki suyun ve ödemin atılmasını sağlar. Bu da çok ayrıca. Hani vücudumuzda bazen ciddi anlamda ödem oluşur. Çok doğru. Hani normaldeki kilomuzdan çok daha fazla göstermiş oluruz. Zaten hep bizim bahanemizde öyledir. Ödem var. Kilolu belirizdir. Ve andülasyon öyle bir şeydir ki, öyle bir alettir ki ne kadar çok uygulanırsa ağrı sinyalleri o bölge, o ölçüde azaltır. Hı-hı. Ağrı sinyallerinin daha fazla hissetmememizi sağlar. Kendimizi daha sakin ve mutlu bir şekilde hissetmiş oluruz. Kadın ve erkeklere yapılabiliyor herhalde. Kesinlikle. Yani İnanın bir kadınlardan daha çok erkek hastalarımız var. Erkekler geliyor aynen. Özellikle bir şekilde yani masaj hakikaten çok güzel bir şey. Hı-hı. Ben özel istiyorum ondan bu arada. Kesinlikle. Bir sonraki programda da eğer memnun kalırsam ayrıca önereceğim. Peki. Buyur Hakan'cığım. Cilt bakımı var aynı zamanda. Önemli bir departman. Çok da fazla ekipmanınız var. Evet. Gördüğüm kadarıyla çok da uzman personeliniz var. Evet. Ben kısaca özetlemek isteseniz cilt bakımdaki ekipmanlarınızla ve yapılan işlemlerle alakalı neleriniz var, neler yapıyorsunuz? Şimdi klasik yaptığımız bir cilt bakımımız var zaten, herkese bilinen. Fakat bizim ürünlerimiz çok iyi. Dermokozmetik ürünler olduğu için direkt dediğim gibi sonuç odaklı çalışıyoruz. Her cilt tipine uygun özel ürünlerimizle cilt bakımımızı o şekilde yapıyoruz. BDR dediğimiz kimyasal peelingimiz var. Bunu her cilde uygulayabiliyoruz. Kalınlaşmış ciltlerde, yağlı akneli ciltlerde, gözenekleri sıkılaşması ihtiyaç olan ciltlerde, her cilde uygulayabiliyoruz. Meyve asitleriyle birlikte, yani bunlar işte salisilik, glikolik, laktik asitler, bununla ilk önce cildi bir yumuşatıyoruz. Ondan sonra cildi, yumuşattığımız cildi, bunun çeşitli başlıkları var. O başlıklarla sweeping dediğimiz, mesela süpürme işlemi yapıyoruz. Hı hı. O ölü dokuyu atıyoruz. Hı hı. Ölü dokuyu attıktan sonra dolgunluk gösterecek bir başlığımız var. Onunla nazolabiyellerde, dudak üstünde bazen gelenler biraz daha dolgun gözükmek istiyor bazı bölgelerinde. Bu silikon olmadan çok daha doğal yöntemlerle. Silikon olmadan aynen. Herhangi bir deformasyon yok. Ondan sonra görüntü açısından bir... Kalıcılığı nedir onun mesela süre olarak? Ya şey, normal tipi dolgular kadar uzun süreli değildir. Ama en azından gelenleri mutlu edecek kadar bir belirginlik gösterişinde. Herkese göre farklı tabii aynen ki. Aynen öyle. Çok doğru. Onu yapıyoruz. Sonra dermabrazyon yöntemi dediğimiz cildi hafif böyle mikron iğnelerle o bölgeyi birazcık küçük şeyler, deformasyonlar yaratıp o bölgenin kendini onarımını sağlıyoruz. Ondan sonrasında zaten serumlarımız var. Onları takviye ettikten sonra güneş koruyucumuz, işte nemlendiricilerimiz uygun bir şekilde sürüp veriyoruz. Ultraformül 3 dediğimiz bir işlemimiz var. O şu anda çok popüler bir işlem. HIFU denir ayrıca. Ameliyatsız yüz germe işlemidir. Ciddi anlamda. Bu uygulama ultrason başlığı ile cildin 4,5 milim, yani ciddi anlamda derin smas tabaka dediğimiz tabakaya inerek yapılan bir işlemdir. Fokuslanmış termal ısı odaklarını ve ultrasonik ses dalgalarını cildin en alt tabakasına kadar iletir. Bu da cilt altına ilettiği için kolajen ve oradaki elastin hücrelerini uyarır. Bu uyarma sayesinde cilt kendisini toparlamaya, hani şey olur, benim toparlanmaya bir yerden bir şey geldi, bir ısı ya da ultrasonik ses dalgaları gibi dersiniz ya, ondan sonra kendimi toparlama hissi uyandırır. Aynı bu şekilde cildin uyarılmasını sağlar. Cilt yüzeyinde herhangi bir yaralanma gözükmez. Direkt çünkü cildin alt tabakasına işlemi yapar. Mezoterapi, PRP işlemlerinde mesela çok şeydir. Böyle insanlar iğnelerden korkar, kan görmekten istemezler. O tür işlemlerden artık insanlar elini ayağını çekti diyebiliriz açıkçası. Doğru söylüyorsun. Bu çok büyük bir alternatif. Ağrısız, kansız. Aynen öyle. Mesela onunla bir yaş grubu var mı? Kaç yaş üstü yapılabiliyor?
Ya 40'lı yaşlardan sonra başlayabiliriz açıkçası. Evet. Etkisini de şöyle diyeyim. Geçen gün mesela 65 yaşında bir hastamıza yaptık. İşlem bittikten sonra röportaj aldık burada. Ne hissettiğiniz, hani çok acı mı? Çünkü insanlar ciddi anlamda merak ediyorlar. Çok fazla acı hissettiniz mi diye. Hiçbir şey hissetmediğini ondan sonra, ama işte kaşlarım kalktı diye özellikle. İnsanlar böyle küçük şeylerden çok mutlu oluyor. Aslında hani küçük gibi gözükür ama onun için çok önemlidir mesela. Aynen, onu göster. Biz de çok mutlu olduk. Yalnız ultraformu işleminde anlık tabii ki farklılaşmalar görebilirsiniz. Fakat bunun sonucunu biraz ilerleyen zamanlarda. Bir ay sonrasında evet ciddi anlamda etkisini görmeye başlarsınız ama gerçek etkisini 3 ay sonrasında gösterir. Ciltte ciddi anlamda gerginlik, yani bu yüz kaslarının normalde biliyorsunuz yaş ilerledikçe aşağı doğru sarkar. Onu amacımız zaten yukarıya doğru kaldırmaktı. Ultraformer'da bunu 3 ay sonrasında ciddi anlamda görmekteyiz. Harika. Peki onda kalıcılık ne acaba? Onda kalıcılık 2 yıl. Yani her 2 yılda bir tekrarlanırsa aslına bakarsanız çok... Tekrarlanmasında da bir sıkıntı yok. Kesinlikle. Hayır, hayır. Çok hiçbir güzel. Yan etkisi yok. Bazen mesela PRF ve mezoterapi ilaçlarında hasta ya da işte uygulama yaptığımız kişinin o şeye karşı, içindeki maddeye karşı alerjisi olabiliyor. Tabii. Ciddi anlamda alerjik tepkiler gösterebiliyor. Ama bunda kesinlikle öyle bir şey olmadığı için çok rahatlıkla tavsiye edebiliyoruz. Süper. Bayanlara tavsiyemiz kesinlikle olsun. Kesinlikle. Çok güzel bir komplik tesis burası. Aynı zamanda kuaför hizmeti de veriyorsunuz. Evet, evet. Hani genelde su güzellik salonlarında olmayan bir özellik. İnsan buraya girdiği zaman her anlamda hizmet alabiliyor. Yani sporu da var. Gelici zaten o kısma da. Ama gördüğüm kadarıyla kuaför salonunuzu biraz büyük de tutmuşsunuz. Evet. Buradaki... Kuaför salonunda insanlar şey gibi düşünür. Kadınlar özellikle hani terapi merkezi gibidir değil mi? Rahatlamak istediğimizde evimizde ya da orada burada özel hayatımızda bir problem yaşadığımızda deşarj olduğumuz tek yerdir açıkçası. Alışverişe ya kuaföre. Aynen. O yüzden biz buraya birazcık daha önem verdik tabii ki. Gerçi bizim bütün bölümlerimizde gelen kişiler çok ferah, çok rahat bir ortamda çalışıldığını, çok hoşlarına gittiklerini söyler. Kuaför bölümümüzü tabii ki birazcık daha geniş tuttuk. Benim gördüğüm en geniş mekanlara sahipsiniz. Koridorlarınız geniş, odalarınız büyük büyük, rahat, relax, insanlara ferahlatan bir mekan aslında. Bir de yani bayanların çok sık kullandığı epilasyon bölümünüz var. Enil de yapıyorsunuz aynı zamanda. Lazer epilasyon da var. Buradaki ne kullanıyorsunuz? Lazer mi var? IPL mi var? Ne tarz bir ürün kullanıyorsunuz? Lazer epilasyon biliyorsunuz çok önemlidir. Yani uzmanlarımız o konuda çok güveniriz. Lazer epilasyonda ten rengi ve kıl rengi çok önemlidir. Yani uygulayan kişinin bunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Yanlış bir tedavi, yanlış bir program ciddi sorunlar çıkartabiliyor. Yanık vakaları ya da çok uzun süre gelmesine rağmen sonuç alamama. Bunları biz ortadan kaldırıyoruz. Bu kadar da iddialıyız açıkçası. Lazer olarak diyot lazer kullanıyoruz. Diyot lazerin özelliği nanometre olarak ve yani derinlik olarak birazcık daha derine iştiği için çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yanık vakası olarak da dediğim gibi her tene çalışılabiliyor. Her tene beyaz çalışılabiliyor, aynen. Esmer tene, hatta siyahilere bile yanılmıyorsam tabii, çalışılabiliyor. Tabii. Onun programlarını ve derecesini ayarlamak çok önemlidir. Evet. Onları ayarladıktan sonra hiçbir problem çıkmaz. O zaman buradan da herkese çağrı yapalım. Çünkü genelde işte koyu tenlilerde sıkıntıydı eskiden biliyorsunuz. Artık bu yeni teknolojilerde bu sıkıntı ortadan kalktı. Evet. Aynı zamanda bir ineli de yapıyorsunuz. Hani bu bazı özel bölgeler için çok önemli oluyor biliyorsunuz. Yüz gibi mesela. İneli lazerden sonrasında tüyler bazen çok incelmeye başlar. Ve son işlem aslında olması gereken mutlaka o değil mi? Lazerin etkilemeyeceği iğne tüyler meydana gelir. İşte ayva tüyleri. Tüyleri bazen ayva tüyleri çok uzar. Kişi ondan rahatsız olur. Bu safhada lazerden ziyade iğneli epilasyon yapıyoruz. İğneli epilasyonda kılın köküne kadar girip de oraya akım verip çok çok iyi sonuçlar elde ediyoruz ve daha hızlı sonuç elde edebiliyoruz açıkçası. Ben kuaför kısmına geri dönmek istiyorum. Orada özel bir uygulama yapıyorsunuz siz. Yani Bursa'da da çok yaygın olmayan bildiğim kadarıyla saç botoksu. Evet. Şimdi botoks çok yaygın bir şey ama saç botoksu nedir? Bilmeyen izleyicilerimiz için de onu biraz anlatırsak. Tabii ki. Sağlıklı saçlara sahip olmak biz kadınlar için de erkekler için de çok önemli biliyorsunuz.
Fakat kullanılan boyalar, açıcılar, ondan sonra çevresel etkenler saçlarımızı sağlıksız, yıpranmış, kurumuş bir şekilde olmasına sebep oluyor açıkçası. İşte bu arada saç botoksu inanılmaz bir kurtarıcıdır açıkçası. Saç botoksunun ilk önce ben içeriğini anlatayım isterseniz size. Hyaluronik asit dediğimiz, biliyorsunuz cilt içinde çok önemlidir hyaluronik asit. Saçlı deride de çok önemlidir. Hyaluronik asit var içerisinde, serumumuzun içerisinde, saç botoksumuz içerisinde ve artı rooibos denen bir bitki özü var. Rooibos bitkisi Güney Afrika'da yetişen bir bitki. Kırmızı çalı olarak da geçmekte. Bu bitkiyi kaynatıp içtiğinizde sinirleri yatıştırdığı, alerjik herhangi bir reaksiyonda çok etkin nötrleştirdiği alerjinin görülmüştür. Hyaluronik asitin en büyük özelliği kendi hacminin 1000 kat su tutmasıdır. Bu da çok ciddi bir özelliktir. Çok enteresan ama. Aynen. Hakikaten. Rooibos bitkisiyle, rooibos bitkisinin özü daha doğrusu, hyaluronik asitli birleşimi ciddi anlamda çok iyi sonuçlar elde ettiriyor. Cilt içinde çok ciddi bir antioksidandır zaten her iki malzemede. Her seansta %20 oranında saçta ve saç derecede deride iyileşme, canlılık ve dökülmelerde azalma görülmektedir. Bu da çok önemli bir etken bizim için. Evet. İşlemden bahsedersek, işlemi kendi şampuanıyla başlıyoruz. Sonra distile suyla, distile su olması çok önemli, serumu karıştırıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika gibi ısı vererek oradaki hyaluronik asit ve bitkinin özünü etkinleştirmek açısından ısı veriyoruz. Ondan sonra biraz beklettikten sonra durulayıp kendi özel bakım maskesi var. Yani normal sıradan bir bakım maskesiyle devam etmiyoruz. Kendi özel bir bakım maskesi var. Onu da sürdükten sonra saçı yıkıyoruz. Sonrasında en sonunda kuruladıktan sonra finish kremi denen bir son kremi var. Onunla birlikte saçın kurumasını sağlıyoruz. Zaten o krem saçta kalıyor. Daha güzel bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Saymakla bitiremiyoruz açıkçası. Saça bir kere kesinlikle parlaklık kazandırıyor, canlılık kazandırıyor, hacim veriyor. Çok güzel. Onarımını sağlıyor. Yeni saçların çıkmasını ve çıkan saçların daha sağlıklı bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Süper. Bu da bizim için çok önemli bir özellik. Ne kadar bir etkisi var bunun derken bir reklam aramız gelmiş galiba. Tamam. Sevgili izleyenler, küçücük bir reklam aramız var. Hemen devam edeceğiz ondan sonra. Reklamlardan önce konuştuğumuz saç botoksuyla alakalı bir konu vardı. Oradan devam ediyoruz. Ben botoksun devamlılığını merak ediyorum. Ne kadar uzun süre etki gösteriyor? Tekrarında bir saça olumlu ve olumsuz etkisi var mı? Olumsuz hiçbir etkisi yok. Her seansta %20 oranında saçta iyileşme görülüyor tabii ki. Bir de saçın kalitesiyle alakalı seans belirlemek. Yani bir 3-4 seans mutlaka tavsiye ediyoruz. Yani verilen ürünler buradan zaten bakım sonrası tekrar kullanılması için, evde kullanılması için ürünler veriyoruz. Çok güzel. Ürünleri düzenli bir şekilde kullandığınız zaman hiçbir şekilde saçta bir deformasyon zaten istediğinizi yapın. Saç boyası ya da açıcılarla hangi işlem yaparsanız yapın herhangi bir deformasyon olmadan devam edebilirsiniz yani. Çok güzel. Peki ben şey sormak istiyorum hemen kuaför kısmındaki ücretlerle ilgili ve genel ücretlerle ilgili. Hani rakam söylemeyin de piyasaya göre nasıldır fiyatlarınız? Çünkü aslında kadınlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri de bu. Fiyat konusundan bir hafiften bahsedelim. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Hizmetlerimiz gerçekten bizim için kalite çok önemli. Kaliteli işler çıkartmak önemli. Daha ucuz boyalarla daha az maliyetli ve tabii fiyatlarda da ona göre yansıtmalar yapabiliriz ama biz gerçekten çok iyi ürünler kullanıyoruz. Ama ciddi anlamda ortalama fiyatlarımız, şimdi Bademli gibi bir bölgede olduğumuz için herkes şey diyor, fiyatlar çok yüksektir, ondan sonra işte biz oraya gidemeyiz falan gibi, kesinlikle böyle düşünmelerine gerek yok. Zaten burayı tanıtmak amaçlı çeşitli kampanyalarımız var, onlardan da faydalanabilirler. Ama dediğim gibi fiyatlarımız öyle korkulacak fiyatlar değil yani. Süper. Hakan, hemen şeyden bahsedeyim mi ben sen girmeden? Girişte de bahsetmiştik sevgili arkadaşlar. Estetika Plus'ın sevgili kadınlarımız için, bugün Kadınlar Günü'ne özel, güzel hediyeleri var.
yorum yapanlar, tabii olumlu yorum yapanlar arasından yapılacak 6 kişi arasından 2 kişiye cilt bakımı veriyoruz. 1 kişiye andürasyon mesaj tedavi, 1 kişiye koltuk altı lazeri ve 2 kişiye de zumba dersi deyince zumba, tamba evet. Tumba. Çok görüyoruz şu anda birçok yerde. Antalya'da ben çok sık görmüştüm. Bursa'da da varmış, sizde varmış. Ki kullanması keyifli, hem spor yapması çok keyifli. Yani inanılmaz muhteşem bir cihaz zaten, mucit kimse artık. Sizde de var gördüğüm kadarıyla, yoğun evet. Çalışıyorsunuz. Nasıl anlatırsınız cihazı? Yani insanlar mesela spor yaparken, açarak sormaya çalışayım. Hep böyle bir hobi arkadaşına ihtiyacı var veya iyi bir salona, iyi bir trainer'a, hocaya ihtiyacı var ama bu cihaz sanki böyle spor arkadaşına bile ihtiyaç hissettirmiyor gördüğüm kadarıyla. Zumba'da toplu yapılan bir şey aslına bakarsanız, hem dans evet. Hem de spor, öyle söyleyeyim. Şimdi zayıflamaya gelen kişileri biz dediğim gibi özel bir program mutlaka yapıyoruz. Egzersiz de çok önemli biliyorsunuz, kilo vermek. Sadece kilo vermek için değil tabii ki. Sağlıklı olmak. Yağ dokusundan kurtulmak amaçlı da yani. Sağlık açısından da çok önemli dediğiniz gibi. Zumba'da toplu grup haline derslerimiz oluyor. Zayıflama programı yaptığımız hastalarımıza genelde zumba tercih ediyoruz. Çünkü direkt pilatese yönlendirmek bence hata olur. Pilates çünkü yağ dokusunu da kasa çevirip o bölgeyi iyice iri bir görünüm evet, olmasından evet. sağlıyor. Fakat zumbayla o yağların daha hızlı bir şekilde ter yoluyla atılmasını sağlayıp sağladığımız için çok daha etkili. Sonrasında pilates ya da aletli pilates dediğimiz reformer'a yönlendiriyoruz. Onlar da çok başarılı. Zumba çok keyifli geliyor ama gelenler inanın çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Yani şimdi hani sosyal faaliyet anlamında kesinlikle. Bile bence katılması gereken bir aktivite zumba dersleri. Zaten genelde arkadaşlarıyla grup halinde evet. toplanıp geliyorlar. Aynen öyle. Hı-hı. Çok keyiflidir. Hepsi birbirini tanıyorlar. Buraya geldiklerinde diğer mesela tanışmasalar bile zumba o kadar keyifli ve enerjisi yüksek evet, bir evet. dans ki zaten çok güzel bir şekilde kaynaşıyorlar. Öyle söyleyebilirim yani. Ritim var. Tabii tempo var. Müzik, ses çok ritimli hakikaten aynen. zumbanın müzikleri de. Eğlenmemek mümkün değil yani zumbada. Evet. Tavsiye edelim biz de kadın. Peki sıralama, bölgesel zayıflamayla aslında başlayan bir süreç bu. Hı-hı. Sıralama yapmak istediğimizde nereden başlayıp nereye gitmesi gerekiyor? Evet. Onu bir anlatabilir misiniz süreci? Gelen kişilerin dediğim gibi ilk önce yağ dokularının derinliğini tespit ediyoruz. Ölçümlerini alıyoruz. Vücut Hı-hı. ölçülerini alıyoruz. Sonrasında şimdi şöyle söyleyeyim. İlla kilolu insanlar gelmek zorunda değil yani bize. Basenlerdeki yağlara da direkt etki gösterecek bir sıralama gerçekleştiriyor. En sorunlu bölge orası mıdır bu süreçte? Göbek bölgesi. Göbek bölgesi midir? Aynen. Evet. Şu can simidi dediğimiz kadınlarda da. Love handle dediğimiz İngilizce'de. Aynen. Zannediyorum ama işte göbek bölgesinde derinin de biraz esnek olması gerekiyor değil mi? Bu soğuk lipolizin yapılabilmesi için. Çok fazla esnek olmasına gerek yok. Öyle mi? Onun öncesinde eğer çok sert, erkeklerde mesela işte bira göbeği falan deriz ya, sertse eğer o bölgeyi yumuşatmak için radyo frekans yapabiliriz. Çünkü soğuk lipolize zaten o bölge iyice vakumlandığı için ciddi anlamda can acımasına sebep olabilir. Evet. O yüzden daha öncesinde bir radyo frekansla birkaç seans geçip iyice yumuşattıktan sonra oradaki dokuyu rahatlattıktan sonra soğuk lipoliz yapıyoruz. Soğuk lipolizde vakumlama yöntemi olduğu için zaten oradaki bütün yağ dokusunu içine çekiyor. Verdiğimiz eksi değerlerle o hücreleri dediğim gibi donduruyor. Ondan sonrasında atılmasını sağladığı için çok etkili. Hangi anlamda. Bölgelerde kullanılıyor soğuk lipoliz? Soğuk lipolizde göbek bölgesinde, yan bölgelerde. Love handle dediğimiz. Evet. Aynen öyle. Sezeryan sonrası oluşan alt karında, iç bacakta, iç kolda. Bu bölgelerde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ciddi sonuçlar da elde edebiliyoruz açıkçası. Fakat dediğim gibi sadece şişman insanlara yapılan bir işlem değil. Spor ve egzersizle zayıflamış fakat o bölgelerinde problem
yaşayan kişilere de çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Hı hı. Aslında bakarsanız o kişileri sonuçlandırmak daha iyi oluyor. Çünkü zaten kilo fazlalığı yok. Hı hı, fakat sadece bölgesel problemleri var. Çok daha hızlı sonuç elde edebiliyoruz. Yani Türk kadının yapısı nasıl gelen müşteri profilinden? Genelde bölgesel mi? Yani işte daha çok göbek mi var Türk kadınlarında? Genelde yoksa basen mi var? Nasıl? Göbek ve basen. Genelde göbek. Buradan o zaman mesaj olarak herhalde izleyicimiz artık yemelerine, içmelerine dikkat etmeleri gerekiyor gördüğümüz kadarıyla. Yağlı şeyler yememeye dikkat etmek lazım. Yani evet, biraz dikkat etmekte fayda var tabii ki. Siz bir periz falan veriyor musunuz burada? Veriyorsunuz. Mutlaka. Evet. Mutlaka veriyoruz. Peki izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Yeme alışkanlığı olarak soruyorum bunu. Ne yapmaları gerekiyor? Ya klasik bir şey vardır ya, akşam 6'dan sonra bir şey yenmesin diye. Ciddi anlamda çok doğrudur. Özellikle akşamları geç saatlerde meyve yenilmemesini, gün içerisinde yenilmesini tavsiye ediyoruz. Ve tabii ki bol bol su. Su evet, meyve şekerli olduğu için aslında aynen, bütün meyveler aynen, neredeyse. Için. Ya böyle çok hafif bir şekilde belki atıştırabilirler ama işte oturup da mesela 2-3 tane portakal ben çok severim. Yememelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü direkt şeker olduğu için vücutta tutuyor. Aynen öyle. Ve hani yatılıp uyunduğu için çok fazla onu harcayamıyorsunuz. Biz de Türk milleti olarak çok severiz akşam yemelerini. İşte çayımızı demleriz, çerezler, meyveler, tatlılar. Akşamları. Evet, aynen öyle. Aslında kış bence daha uygun zayıflamak için. Çünkü yazın bu karpuz, peynir, ekmek muhabbetini ben çok severim, aşırı severim yani. Ama daha çok ekmek tüketiyorum. Yazın da terleme olayı çok fazla olduğu için çok çabuk atabiliyorsunuz. Kışın şimdi vücut zaten o üşüme hissi vardır sürekli. Kadınlarda özellikle bizlerde. Onun için yağ zaten bir şekilde depoluyor. Doğru. Bu yönden yazın çok daha iyi sonuç hızlı kilo verebiliyoruz. Kışın dediğim gibi birazcık hepimiz şikayet ederiz. Evet, kış geldi yine kilo aldık falan diye. Ama şimdi mesela o zaman da bize gelecekler. Biz onları zayıflatacağız. Evet. Mart girdi. Bugün 8 Mart. Bahar geldi artık. Şimdi bir de deniz mevsimi açılacak. Evet. Şimdi mesela bu arada kampanyalarınız var mı? Kesinlikle. Kadınlara onları da bir duyuralım bence. Yaza hazırlık olsun. 8 Mart'ta özel zaten kampanyalarımızı düzenledik. Instagram'da Estetika Plus sayfasına girerlerse orada zaten hangi işlemlerde kampanyalarımız olduğu, ne kadar sürecek. Yani birkaç günlük bir kampanya olarak planlamıştık ama ayın 1'inden 8'ine kadar devam edecek bir kampanya diye. Yani bugünlerde son günleridir. Ama talep çok fazla olduğu için biraz birkaç gün belki uzatabilirsiniz. Belki uzatabiliriz. Bizim izleyicilerimiz tabii için. Tabii ki uzatabiliriz. Zaten hediyelerimizi de vereceğiz inşallah. Onlardan da ciddi anlamda faydalanacaklardır. Peki. Evet, özellikle Kadınlar Günü olması sebebiyle kadınlara yönelik yaptığınız çalışmalarla alakalı çok ciddi şeyler var. Türkiye'deki kadına bakışla alakalı ben bir de genel sizden yorum alayım. Hem uzman bir salon yöneticisi olarak dünyadaki örnekleriyle baktığınız zaman Türkiye'deki kadına bakışı, özgürlüğü nasıl değerlendiriyorsunuz? Oysa mesela çok güzel bir şey var. Cumhuriyet'in kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk aslında birçok dünyada olmayan özgürlükler verdi. Pilotlar çıktı bizden, kadın pilotlar, meclis seçme hakkı falan verildi. Ama bazen nedense bilmiyorum, siz hani müşteri çok yakın ilişki kuruyorsunuz ya, benim anlayamadım, çözemediğim, belki Almanya doğumlu olduğum için bilemiyorum. Biraz daha burada kadın bazen böyle çok baskın mı oluyor? Yani üzerine çok mu fazla basılıyor, çok mu baskı hissediyor? Bu toplumsal şeyi nasıl erkek değerlendiriyorsunuz? Egemen, evet, yani erkek egemen dediğiniz gibi bariz bir şekilde olan bir ülkeyiz maalesef. Ama eskiden ciddi anlamda evet kadınların üzerinde baskı sağlanıyordu. Fakat şimdi yeni gelen nesil, özellikle hani bizim dönemimiz diyeyim, kadınlar kendine daha özgüvenler yani. Kendine daha çok güveniyorlar. İş hayatına baktığınızda da çeşitli sektörlerde kadın egemenliği vardır açıkçası, evet, değil mi? Evet. Bazı sektörlerde kadınlar egemen. Kesinlikle. Doğru. Çünkü kadının girdiği ortamda gerçekten bakış açısı değişiyor. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bu işte güzellik bölümü olabilir, tekstil bölümü olabilir. Ya en ufak işten en yüksek mertebeye kadar, mevkiye kadar kadının girdiği, ya o ortama girdiği gerçekten belli oluyor. Eskiden evet kadınlar daha
daha pasiflerdi. İş hayatı olsun, işte özel hayatında olsun. Evet, ama evet. Şimdi kadınlarımız çok daha bilinçli olduğu için bence değişiklik var. Kesinlikle var. Her yıl biraz daha değişiklik aynen olacak öyle, inşallah. Aynen. Bir sonraki 8 Mart'ta inşallah bunları hiç konuşmuyor oluruz. İnşallah, inşallah. Böyle bir derdimiz olmaz. Kadın egemen toplum oluruz hatta. İnşallah. Değil mi? Aslında vardır yani. Bizim tarihimizde baktığınız zaman bütün önemli devlet liderlerinin arkasında çok güçlü bir ana karakter vardır. Bütün hemen hemen Timur'dan itibaren baktığınızda. Her başarılı erkeğin arkası zaten bir kadın vardır ki. Gerçek evet. Yani onu kabul edin. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden de tabii bir nezaket katıyor, bir estetik katıyor doğal olarak. Sanıyorum son 5 takımıza girmişiz. Kısaca söylemek istediğiniz izleyicilerimize salonunuzla alakalı veya diğer özelliklerinizle alakalı son olarak böyle neler eklemek istersiniz? Şimdi Estetika Plus'ın iki tane şubesi var şu anda. Öyle mi? Mademli'de ve Özcü'de. Ahmet Taner Kış'ın bulvarında da bir şubemiz var. Yakında üçüncü şubemiz de Nilüfer ilçesini açacağız inşallah. Estetika Plus'ta geldiğinizde probleminiz ya da isteğiniz neyse inanın ona göre hareket ediliyor. Yani evet, elimizde bir sürü alternatifimiz var. Ama size uygun olmadığını düşündüğümüz bir işlemimiz varsa size tavsiye etmiyoruz. Bunu baştan söyleyelim zaten özellikle bayanlarımıza. Çözüme odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Sonuç çok önemli bizim için. Kaliteli bir hizmet, güler yüzlü bir personel, güler yüzlü bir uzman bir personel. Bu gibi şeyleri özellikleri arıyorsanız Estetika Plus'a hepinizi bekliyoruz diyorum. Biz gerçekten işte 2-3 gündür çekim yapıyoruz burada. Çok da şey personeliniz hakikaten çok güler yüzlü, çok cana yakın. Hepsini çok sevdik. Bize de emek verdiler birkaç gündür. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ve uzmanlar da aynı zamanda. Ben birazcık bu sektörün kıyısında görev almış birisi olarak ben ekibinizin uzmanlığını beğendim, doğrusunu söylemek gerekirse. Yanlış olan bir şey de hiç yani taviz vermeyiz. Onun doğrusunu söyleriz. Evet, yani gayet yeterli bir kadronuz var. Uzman bir kadronuz var. Ben açıkçası, benim için uzman çok önemli çünkü kadrodaki. Ekipi, çünkü ekipmanı herkes kullanabilir ama doğru kişi tarafından kullanılması çok önemli. Ben doğru ekipmana ve ekibe sahip olduğunuzu inanıyorum. İnşallah doğru yolda ilerlersiniz, şubelerinizi arttırırsınız. Teşekkür ederim. Ben son olarak tekrar edeyim yine Estetika Plus'ın küçük hediyelerini. Aslında çok da küçük değil, küçük küçük diyorum ama yani bunlar önemli işler. Şimdi yorum yapan kadın izleyicilerimiz arasından ya da kadın erkek demeyelim yani şeye göre seçeriz onu. İki kişiye cilt bakımımız var. Bir kişi andülasyon mesaj tedavi hizmeti var. Bir koltuk altı lazer. Ve iki kişiye de Zumba dersi var. Yorum yapanlar arasından yapılacak çekilişle belirlenecek bu. Bu soruyu hemen ben de açıklamanın üzerine bir soru sormuş olayım. Buyur. Tabii burası bugün 8 Mart Kadın Dünya Kadınlar Günü ama erkeklere de hizmet veriyorsunuz aynı zamanda. Bu mesela lazer epilasyon, bölgesel zayıflama gibi değil mi? Hepsini tabii veriyorsunuz aynı zamanda. Tüm işlemleri, cilt bakımları olsun. Erkeklere yönelik de her şekilde yardımcı oluyoruz. Tam konum olarak da burası. Bademli girişinden. Mudanya yolu, Mudanya yolunda. Trend Park'ta. Konum olarak da çok güzel. Otopark sıkıntısı yok, hiçbir kesinlikle şey yok. Herkesi bekliyoruz, davet ediyoruz biz de buraya. Buradan çağrı yapmış olalım. Son olarak olalım. Bir şey söylemek istiyorum. Bizim bu yaptığımız işlemleri yapan birçok merkez var tabii ki. Aletleri hemen hemen işte stok dipolit, lazerdir ya da diğer aletleri bütün herkes yapabiliyor. Bizim farkımız sonuçlarımızın çok daha iyi olması. Çünkü biz klasik bir işlem yapmıyoruz. Herkesin yaptığı işlemi yapmıyoruz. Yani diğer merkezlere gidip de aynı işlemi yaptırıp da buraya geldiklerinde diğer merkezlerde böyle bir işlem yapılmamıştı, bu derece yapılmamıştı gibi diyaloglarla karşılaşıyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz o. Evet. Herkesin yaptığını yapmıyoruz, daha fazla üstüne koyarak yapıyoruz ve çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yani biraz da ticari olmayan bir yapı gördüm ben. Evet, mesela Batı'da falan çok vardır ya, Alman doktorlara falan çok böyle önemserler bu şeyleri. Siz ihtiyaç yoksa yapmıyorsunuz zaten. Yani ticari kaygıyla hani bunu da yapalım, buradan da bir para kazanalım falan yapmıyorsunuz. Neye ihtiyaç varsa onu yapıyoruz açıkçası. Ya bir dönem birçok özel hastane hiç ihtiyaç yokken birçok insan ameliyat etti. Yani doğrudur. Bunları da biliyoruz ne yazık ki. Türkiye'nin zaten bu şeyinden kurtulması lazım. Yani bu fırsatçı zihniyetinden kurtulduğunda ben
bir üst tabakaya, bir üst tabakaya daha çıkacağını düşünüyorum. Bizim insanlarımız böyle değil, böyle de olmamalı. Kimse yapmasın bunu zaten. Biz ticari anlamda bir şeyler yapmak istemiyoruz zaten. Bizim için önemli olan kalite ve verdiğimiz hizmetin sonucunu görmek. Bizim için en önemli olan şey budur zaten. Zaten arkasından ticari başarı geliyor. Kesinlikle aynen. Böyle düşündüğünüz zaman. Biliyorsunuz böyle bu tarz işlemleri yaptırırken özellikle bayanlar hep İyi sonuç elde ederlerse zaten diğer arkadaşların çevresine referans eder. Eğer en ufak bir olumsuzluk gördüğü takdirde anında bitmiştir zaten. Kesinlikle. Aynen. Çok doğru. Bu yönden şanslıyız. Hep birilerine tavsiye ediliyoruz. Başarılı olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu bence. İnşallah başarılarınız devam eder. Çok teşekkür ederiz. Hakan'cığım var mı son ekleyeceğim bir şey? Ben de çok teşekkür ederim. Biz çok memnun ayrıldık buradan. Evet. Gördüklerimiz karşısında. Umarım Bursa'ya çok büyük faydası olur. Bu tip salonların çoğalması taraftarıyım. Başarınızın devamını dileriz. Çok sağ olun. Sizin gibi değerli insanlarla biz de dediğim gibi 8 Mart gibi özel bir günde birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için çok de çok olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, son olarak ne diyoruz? Kadın mutluysa dünya mutlu dünya diyoruz. Mutlu. Aynen. Bütün kadın izleyenlerimize buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Tabii ki erkek izleyenlerimize de, ama bugün Kadınlar Günü olduğu için daha bir özel ilgi gösteriyorum ben onlara. Var olsunlar bizi izledikleri için. Haftaya başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.